Herkese yeniden merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Aralık ve Ocak alışverişimi biraz anlatacağım. Çok alışveriş yapmadım ama şu an ürünlerin olduğu bir zamandayım. Yani en son baktığımda ürünler vardı. Şimdi size teker teker göstereceğim. İlk önce Zara ile başlıyorum. Kabanım. Böyle lacivertimsi, mavi, koyu mavi. Bu X small. Burada iki tane böyle düğmeleri var. İç cebi var böyle yandan. Nereme geliyor? Diz altıma geliyor. Ben bunu 130 TL'ye almıştım. Zara'dan devam ediyorum. Bu dediğim ürün herhalde. Evet, çünkü ben bunu çok beklemiştim. En son olduğunda X small'u yoktu. X small'u bayağı beklemiştim. Yani birkaç aydır bekledim. Ve en sonunda geldi ve maalesef ki fiyatlar arttı. Bu 300'ü 400 olmuş. Biraz zor oldu ama aldım. Direkt görür görmez zaten sipariş verdim. Eve hemen kargolattım. Bunu anlatayım. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu böyle yakasında kürk detayı, yani yakalarında kürk detayı diye geçiyor. X small bedeni. İçi yumuşacık. Dışı deri ama yani deri görünümlü yumuşak böyle. İki tane burada da cepleri var. Şöyle burada burada. Burada bir tane kemeri var. Zara'dan bu da yeni almıştım. Bu X small. Bu deri tight. Şöyle göstereyim. Burada iki tane cebi var ama cep görünümlü, cebi yok. Burada fermuarı var. Burada böyle detayları var. Burada bir bacak aralarında böyle fermuar var. Bunu ben kaça almışım? 79.95. Bunu daha giymedim bile. Bunu da Zara'dan aldım. Dört beden. Şöyle gri. Bir kot. Burada yırtığı var. Burada da hafif yırtığı var. Paçaları böyle. Zaten klasik. Yüksek bel değil, orta bel. Yani. Zara alışverişim yani kıyafet olarak bu kadar. Şimdi pardon, bir de şapka var böyle. Bunu da 69.95'e mi düşmüştü hiç hatırlamıyorum. Böyle bir şapka istiyordum. Yani şu an şeyle nasıl durdu bilmiyorum takıldığında ama böyle bir. Burasında lastik detayları, tüyleri var. Burası siyah. Burası mavi. Bunun bedeni de small. H&M'le devam ediyorum. Bundan H&M'den aldım. Bu da X small. Yumuşacık. Bunu böyle kapatabilirsiniz. Burada şeyi var. Düğmesi var yani böyle kapatmamak için. İki tane cebi var. Cebi olmasını çok sevdim. Yani bunu daha giymedim. Bunun da fiyatı ne kadardı? 200 küsür bir şeydi, hiç hatırlamıyorum. H&M'le devam ediyorum. Böyle bir kazak aldım. Bunu 35 mi almıştım? İndirim zamanında almıştım sanırım Zorlu Center'dan. X small'una baktım, yoktu. Small, medium vardı, large vardı. Bu small bedeni galiba. Evet, small. Bunun içi normalde yani gözüküyor. İçine bir tişört, bir body, ne bileyim bir şey giymeniz gerekiyor. Ben bunu böyle zaten görmüşsünüzdür belki Instagram'da fotoğrafımı. Daha birazdan göstereceğim. Etekle kombinlemiştim. Uzun oluklu kolları detaylarını şöyle. Çok beğenmiştim. Ben bunu ne kışın, yani şu zamanlar böyle kotlarla, cinlerle falan giyerim diye aldım. Bu da farklı bir detayı. Bunun ben 20
20 TL'ye almıştım galiba yine indirim zamanında. Bu böyle normal boğazlı kazak, small, x-small'muş. Ben bunun haki rengini görmüştüm ama maalesef small'u ve medium'u vardı. X-small olmasını istedim çünkü biraz dar olmasını istedim. Evet, gelecek olursak yine bunu 15 TL'ye almıştım. Yine H&M'in indiriminden. Şöyle, burada da fermuarı var. Ya ben böyle hep böyle eteğim olmasını istedim. Yani dar eteğim vardı, bir de böyle salaş olmasını istedim. Buldum ve aldım direkt. Şöyle göstereyim. İki tane mangodan küpe aldım. Şöyle küpeler göstereyim. Şöyle. Bunları da 20 TL'ye almıştım. Yani bilmiyorum, desenine çok takıldım. Baya güzel. Hoşlarım, hoşuma gitti. Evet. Bu kıyafetler bu kadardı. Şimdi ayakkabıya geliyorum. Zara'da devam edeceğim. Bu Zara'nın 36 numarasını aldım. Ya ben daha 36 giyiyorum ama bazen 35 de giyebiliyorum eğer olursa. Böyle fermuar detaylı, yumuşacık. Bunu 120 TL'ye almıştım. Evet, bu da indirimden yine. Bunları da 36 almışım. Bunlar, ben bunları çok istiyordum. 150 TL'ydi ama buna 150 vermek istemedim açıkçası. Sonra indirime baktım, 36'sı da kalmış. Kaça inmişti? 89.95'ti sanırım ya da 79.95'ti, hatırlamıyorum. Bunlar hala vardı en son ama 36'sı kalmış mıydı bilmiyorum. 36'sı kalmıştı pardon, evet. Sizlerin gibi 36 giyiyorsanız. Böyle işte kemer tarzı şeyleri var. Yani ben bunları yazın zaten giyerim diye aldım. Çok şık, çok güzel. Evet, herkesin bu sene bunları tutup alması. Bu da 36. Şöyle. Bunların bir de yüksek topuklu'ları var. Bir de buradan fermuarlıları var. Onlar sanırım bitti. Bunlar var mı bilmiyorum. Bunları aldım. Bunlar kaça? 169.95 aldım. Burada arkasında düğümleri var. Ya çok hoşuma gitti. Gerçekten gördüm. Direkt aldım zaten. Ama kötü yanı, aa çok güzelmiş, olmuş. Bayağıdır giymediğim için. Kötü yanı, yani yürüdükçe, kullandıkça şuralarında iz çıktı. Ben onu çok sevemedim. Yani çok üzüldüm daha doğrusu. Bir de hep böyle çizik çizik oldu. Kumaş detayı yumuşacık ama çok şey, rahat aslında, çok şeyi yok ama çok soğuk tutuyor, yani ayaklarınız buz gibi oluyor. Haberiniz olsun. Nike'dan devam ediyorum. Nike'ın bu, buradaki değil, İtalya'dakinden babamlar aldı. Ben bu ayakkabıyı istedim gittiklerinde. Normalde bunun siyahlarından istemiştim ama onlar yoktu. Sadece bu kalmış, bir de benim numarama göre. Ya işte bu asker kaplaması, mavi, haki, inşir renklerini bulunuyor. Burada da böyle yazılı, çok hoşuma gitti. Zaten severek kullanıyorum. Bayağıdır da kullandım. Yani çok rahatlar gerçekten. Ama biraz giyilmesi zor. Bunları da ben böyle bunu sevemedim açıkçası. Zaten boyum kısa, bir de onlar böyle şiş şiş. Tımarlar zaten giyemiyorum. Böyle bot tarzı ve ayağımı sıcak tutacak bir şey istedim. Ve şu an arkayı yani Jack Wolfskin sanırım, doğru okudum. Bunları aldı babam. Onu da İtalya'dan, işte Nike'la birlikte aldılar. İçi yumuşacık. Şöyle tüy detayı var burada. Burada markasının amblemi var. Gerçekten bu çok sert ayakkabı, zaten tahmin edebiliyorsunuz. Bağcıkları var böyle. Yani hoşuma gitti. Çok sert olmasına rağmen yine sıcak tutuyor. Güzel. Benim alışverişlerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoları beğeniyorsanız, yapmamı istiyorsanız, aldıklarımı hani biriktirip göstermeye çalıştım size.
Zaten daha küçük, bunları daha pek çıkamıyorum zaten dışarı bu kar nedeni ve olaylar yüzünden pek çıkmak istemiyorum daha doğrusu. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.